Selamlar. Bu videomuzda oyun sektörünün gelişmeye başlamış olduğu yıllardan bugüne dek tazeliğini korumayı başarmış, yapımcı firmalar tarafından daima başarılı örnekleri piyasaya sürülmüş ve bugün kendisini takip etmekte olan çok büyük kitleye sahip bir oyun türünden bahsedeceğiz. Third Person Shooter Games, yani üçüncü şahıs nişancı oyunları. Oyun türünün en çok beğeni toplayan ilk örneği olan Tomb Raider'ı 1996 yılında Core Design geliştirmiş ve Eidos Interactive dağıtımını üstlenmiştir. Oyun ilk olarak 32 bit oyun konsolu olan Sega Saturn için tasarlanmış, kısa süre içerisinde PlayStation ve MS-DOS platformlarına da uyarlanmıştır. Lara Croft isimli önemli araştırmalarda bulunan İngiliz bir kadın arkeoloğun maceralarını konu almaktadır. Third Person Shooter türündeki bu oyun, oyuncular ve basın tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Üçüncü şahıs nişancı oyunları, gelecekte takipçilerini heyecanlandırmaya devam edecektir. Neredeyse hiçbir oyunun tek bir türü olması mümkün değil. Şahsen başarılı bulduğum ve severek oynadığım iki oyun üzerinde inceleme yaparak bu konuyu daha net anlayabiliriz. Hitman ve L.A. Noire. Hitman, IO Interactive tarafından geliştirilmiş, 2000 senesinde piyasaya sürülmüş ve Mart 2016'da serinin 6. oyununun da satışa sürüldüğü bir third person shooter oyunudur. Ancak Hitman'i yalnızca third person olarak tanımlamak hem oyunu yanlış anlamamıza hem de oyunun niteliğini yitirmesine sebep olur. Hitman'de serüvenin ilerlemesi için esas alınan yol gizliliktir. Hitman yani Ajan 47 almış olduğu görevler sebebiyle düşmanlarıyla doğrudan temas halindedir. Görevi hedefini öldürmesi olduğunda eline tabancasını alıp çevredeki tüm korumalara ateş açarak ve en nihayetinde hedefine ulaştıktan sonra onu da ortadan kaldırarak başarıya ulaşabilir. Ancak bu yolu tercih ettiğinizde replay tuşuna sıkça basmanız gerekebilir. Çünkü gerçekçi bir yapıya sahip olan oyunda karakterimiz Hollywood filmlerindeki Amerikan komandoları gibi tek başına bir ordu insan ile baş edemiyor ve ölüyor. Yaygara koparmak yerine sessizce ve gözden uzak bir şekilde etkisiz hale getirilmiş düşmanın kılığına girip etrafta dolaşabilir ve hedefiniz için zekice planlanmış bir son hazırlayabilirsiniz. Örneğin yemeğine veya içkisine zehir katabilir, hedefinizin az sonra arabasına bineceğini öğrendiyseniz ve üzerinizde gerekli donanım var ise arabasına bomba yerleştirebilir yahut onun yardımcısı kılığına girip ona çok yakın bir pozisyondaysanız tenha bir yerde susturuculu tabancanıza davranabilir ve sonra ortadan kaybolabilirsiniz. L.A. Noire, yani Los Angeles Noire ise Rockstar Games tarafından geliştirilmiş bir başka third person shooter örneği. Oyunda Cole Phelps isimli bir savaş kahramanını yönetiyoruz ve Bay Phelps bir polis. Hikayenin genel işleyişi resmi kıyafetler içerisinde bir polis olan Cole Phelps'in rütbesini yükseltmek istemesi ve sonucunda çeşitli suçların çözümünde etkin rol oynaması ile gelen terfi ve dedektiflik macerası. Los Angeles Noir da yalnızca third person olarak adlandırıldığında kendisi hakkında bize pek bir fikir vermeyecektir. Los Angeles Noir oyunu bizlere third person deneyimiyle birlikte bir dedektifin yaşantısını, ipuçları ararkenki zorlukları, şüpheli ve tanıkların sorgulandığı bölümlerde de insan psikolojisinin büyük karmaşasını da getiriyor yanında. Third person shooter genel mantığı ile şunu aktarmak ister. Ortada bir olay vardır ve olayın içerisinde bir baş kahraman. Siz oyuncular ise tüm bu yaşananlara üçüncü kişi olarak tanıklık ederek baş kahramanı yöneteceksiniz der. Birinci şahıs nişancı oyunlarında ise olay doğrudan kahramanın görüş açısından devam ede gelir. Oyuncu olayın göbeğindedir. Üçüncü şahısta kamera kahramanın arkasından bakıyor pozisyonda konumlanmış, bazı örneklerinde kahramanı boydan, bazılarında ise belden yukarısını görebileceğimiz şekilde yer alıyordur. Third Person Shooter bir oyunun yalnızca bu isimle anılmasının yanlış olduğunu söyledik ve iki oyunu kısaca inceledik. Şimdi aynı türde oynanış deneyimi sunan bu iki oyunun içeriğini değiştiren ve dolayısıyla orijinal bir eser haline gelmelerini sağlayan alt türlerini sayalım. Hitman, üçüncü şahıs nişancı oyunu, gizlilik ve suikast, aksiyon, macera. Los Angeles Noir, üçüncü şahıs nişancı oyunu, suç, dedektiflik, aksiyon, macera ve neo-noir. Amerikan sinemasının klasiklerinden olan kara filmlerin popüler olduğu yıllarda olaylarını sürdürüyor olan oyun, hikayesinin özünü de bu filmlerden aldığı için L.A. Noire ismine sahiptir.
Ve işte gelmiş geçmiş en iyi third person shooter oyunları.